Arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Ali Hoca. Bir konu anlatımı videosunda daha hep beraberiz. Bugün kombinasyonu anlatacağım sizlere. Daha önce permütasyondan bahsetmiştik ve permütasyonda önemli olanın sıralama olduğu, görüntü olduğu, her görüntü değişimi, değişiminin bir yeni bir permütasyon olduğundan bahsetmiştik. Kombinasyon ne peki? Kombinasyon ise şu. sizin için önemli olan bir yerde bulunan elemanların görüntüsü değil o elemanların orada bulunuyor olması. Kombinasyondaki tek fark bu. Yani bir yere sallıyorum üçer kişileri to üçer kişi toplayacaksınız. Bu kişilerin ismi önemli burada. Bu kişilerin burada nasıl sıralandığı, nasıl göründüğü, kafasında şapkamı var, o mu var, bu mu var, mavi renk mi giymiş hiçbir, hiçbir şey önemli değil. Görüntü önemli değil. Ee, yani aslında burada artık işin içine küme mantığı giriyor. Yani bir yerde oluşturduğunuz topluluktaki elemanlar değiştiği müddetçe siz diyorsunuz ki alın işte yeni bir kombinasyon oluşturdum ben diyorsunuz. Hadi tanımından başlayalım isterseniz. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin her birine R'li kombinasyon denir demiş. Şöyle bir düzeltme yapayım hızlıca. Evet. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerin her birine R'li kombinasyon denir. Yani aslında küme mantığı 3 elemanlı küme 4 elemanlı küme herhangi bir kümede e, küme elemanların sıralaması önemli değildi değil mi? O kümelerin o elemanların o kümede bulunması önemliydi işte bu. Örneğin nasıl gösterilir? C, N'in olarak gösterilir. Ama biz daha çok şu gösterimi kullanacağız. N'in reyli kombinasyonunda. Ve ne demektir? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Buraya kadar hatırlıyorsanız bu permütasyonun tanımıydı. P, N'in Bir de çarpı R faktöriyel var artık aşağıda. Yani aslında şöyle geliyor. Bakın şurada kısaca yine bir göstermek istiyorum ben. Örneğin ben size 4'ün ikili kombinasyonu nedir diye sorarsam siz ne diyeceksiniz? 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Burada 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dediniz. Bunlar gitti. Bakın şuraya kadar zaten permütasyonda ilk başta anlattığım şey dedim. Hatta ne diyordum ben permütasyonda? Hızlı yoldan 4'ten geriye doğru aç. Kombinasyonda artık şöyle yapıyorsunuz. 4'ten geriye doğru 2 tane açtınız. Bölü alttakinin faktörüyle ile 2 faktörü halleyeceksiniz. Anlaştık mı? Az sonra sorularda da göstereceğim. Şimdi kısaca özelliklerine bakalım. Diyor ki n'in r'li kombinasyonu n'in n-r'li kombinasyonuna eşittir. Yani şu 8'in 3'lük kombinasyonu aynı zamanda 8'in n-r yani 8-3'ten 5'li kombinasyonuna eşittir diyeceğiz biz. Bu nerede işimize yarayacak? Çok büyük e, kombinasyonları hesaplamada örneğin adam bize dedi ki hadi bakalım 20'nin 17'li kombinasyonunu bul bana dedi. Ben bunu bulmak yerine 20'nin 3'lü kombinasyonunu bulacağım örneğin anlaştık mı? N'in sıfırlı kombinasyonu doğal olarak şu kurala göre N'in N'li kombinasyonuna eşit o da 1'e eşit tamamdır. N'in birli kombinasyonu doğal olarak N'in n eksi birli kombinasyonuna eşit o da N'dir tamamdır. N'in R'lisi eşittir N'in K'lı kombinasyonu ise bakın N'ler aynı R ile K'yı arasında bağıntı kuracağım. 1 ya R K'ya eşittir aynısıdır ya da az önce şuradaki mantık değil mi? 3 5 daha 8 doğru mu? Yani R artı K N'dir diyeceğiz biz sorularımızda. Ee, örneğin sorularda hızlıca bir görelim. Bakalım neler yapacakmışız. 9'un üçlük kombinasyonu. Ha Burada bir toplam var. Kombinasyonları topladı. Hep beraber yapalım. 9'un üçlü kombinasyonu. 9'dan geriye doğru 3 tane sayıyı açtım. Bölü 3 faktoriyel diyorum. 3, 2, 1. Anlaştık mı? Bu kadar. Mesela 8'den geriye doğru 8 çarpı 7. 2 tane açtım. Bölü 2 çarpı 1 artı. 7'nin birlisi 7 zaten az önce söylemiştik. Artı altının sıfırlısı da herhangi bir ifadenin sıfırlı kombinasyonu 1'e eşittir. Burada sadeleştirmeleri yaparsanız şurası 3 gelecek 4 gelecek 12 ile 7'yi çarptın 84 artı 28 artı 7 bir daha 8 yani 84 artı 36 gelecektir. Bu da cevabımız buradan 120 olacak. Örneğin bir sonraki soruya baktığınız zaman 12'nin 2n artı 1'li kombinasyonu 12'nin 3n eksi 4'lü kombinasyonuna eşit ise diyor. N'nin alabileceği değerler toplamı o da bakın şu özellik. Tekrardan gösterelim. N'nin R'lisi K'lısına eşitse R K ya K'ya eşittir. Yani 2n artı 1 dediğin şey ya 3n eksi 4'e eşittir. Ya da bu ikisinin toplamı 12'yi verecektir. Yani 2n artı 1 artı 3n eksi 4 eşittir 12'yi verecektir. Buradan N dediğiniz şey ya 5 gelir ya da 5n-3 15 olacak. n 3 gelir. Bu ikisinin toplamını soruyor bize. 8 diyeceğiz. <laughs> aynı tarz bir soru daha. 2n-1'in üçlü kombinasyonu 2n-1'in n artı 1 ise n değerleri toplamı. Ne dedik? Ya bu üstler aynı ya. Ya bu ikisi birbirine eşit olacak. Yani n artı 1 3 olacak. Hemen buradan n'i yazalım. n ya 2 olacak. <laughs> Ya da ne olacak? Bu ikisinin toplamı yukarıdakini verecek. Yani 2n-1 eşittir n artı 4'ten n dediğimiz şey 5 olacak. Ki bu ikisinin toplamı yine bize 7'yi verdi. Şimdi kombinasyon mantığı bu. Bakalım bunu diğer uygulamaları nasıl hızlıca inceleyelim. Mesela dedik ki aslında kombinasyon bir anlamıyla küme dedik değil mi? Mesela küme sorularında neler yapacağız bakalım. Örneğin A, B, C, D, E, F kümesinin iki elemanlı alt küme sayısı. Bunların bunlardan bakın bu saatten sonra kullanacağım kelimelere dikkat edin. Kombinasyonda belli kelimeler kullanılır. Seçme gibi özellikle seçme. Örneğin bu, buradaki B 6 tane elemandan iki eleman seçeceksin değil mi? Kaç farklı şekilde seçebilirim? İşte bunun cevabı kombinasyonda arkadaşlar. Bu saatten sonra seçmede kombinasyon kullanıyorsunuz. Bu 6 elemandan kaç farklı ikili seçebilirim? Bunun cevabı 6'nın ikilisi. 6 çarpı 5 bölü 2'den cevabınız 15 olacaktır. Tamam. İşte mesela en çok 3 elemanlı alt küme sayısı. Bunun en çok 3 elemanlı. En çok 3 elemanlıysa 1. 0 elemanlı alt küme sayısı vardır değil mi? 6'nın sıfırlısı boş kümedir kendisi. Artı 6'nın 1 elemanlı alt küme sayısı, 2 elemanlı alt küme sayısı, en çok 3 elemanlı, daha fazlası değil diyor. Bir de 3 elemanlı alt küme sayısının toplamını soruyor bize. Tamam. 6'nın sıfırlısı 1, burası 6, şurası 6 çarpı 5 bölü 2, artık hızlanıyoruz. Burası 6, 5, 4, geriye doğru 3 tane açtım, 3 çarpı 2. Ee, şurası 7 gelecek artı 15 geldi şurası da 20 geldi cevabınız 42 olacaktır. Şimdi buradan hareketle ne dedik bak ben bu soruya göre şöyle bir şey dedim. 6'nın 2 elemanlı alt küme sayısı, n'in 0 elemanlı alt küme sayısı, 1 elemanlı alt küme, 2 elemanlı alt küme sayısı, 3 elemanlı, 4 elemanlı, 5 elemanlı yani tüm alt küme sayısının tüm farklı sayıdaki alt kümelerinin toplamı neye eşittir? Tüm alt kümelerine değil mi? Tüm alt küme sayısı bizde kümeler konusunda görmüştünüz 2 üzeri n'dir. Tamam bu not bunu söylüyor. Örneğin 9 elemanlı bir kümenin 9 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt kümesi var. En az 2 eleman. 9'un ikilisi. O zaman 3 elemanlı da olur. 4 elemanlı da olur. Ta ki nereye kadar? 9 elemanlı alt kümesini. Şimdi takdir edersiniz ki bunların hepsini toplamak çok zor. Biz burada şöyle bir çakallık yapacağız açıkçası. Diyeceğiz ki ben bunu bilmiyorum ama <laughs> şurayı biliyordum değil mi? Bunun başında e, ee, sığdırabileceğim mi bakayım. 9'un birlisi ve 9'un sıfırlısı da olsaydı eğer. Bu 9 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı olmayacak mıydı? Yani şurası direkt 2 üzeri 9'a eşit olmayacak mıydı? Ha, ben nereyi istiyorum? Şu kızmızı bölgeyi değil mi? O zaman tek yapmam gereken şuradaki tümünden şu iki yeşili çıkartmak tümü buydu. O zaman eksi 9'un sıfırlısı eksi 9'un birlisi diyorum cevabı var. Tamam. 9'un sıfırlısı 1'di. 9'un birlisi de 9. Yani cevabınız 2 üzeri 9 eksi 10 olacaktır. Peki şimdi kombinasyonla ilgili güzel bir not daha. Çok kullanılmaz ezber gibi gelir ama yine de bilmekte fayda var. Sorularda görürsünüz. N'in R'li kombinasyonu ile N'in R artı 1'li kombinasyonu hemen dikkatimi şeye çekiyor. Bu üstteki kısım aynı alttakilerde de birbirinin ardışığı olacak. Neye eşitmiş? N artı 1'in R artı 1'lisine yani üstte 1 ekle altta da büyük olanı yaz. Üste 1 ekliyorsun altta da büyük olanı yazıyorsun. Hmm. Yani şöyle bir örnekle görelim. 17'nin 6'lısı, 17'nin 7'lisi, 18'in 8'lisi, 19'un 9'lusu bölü 20'nin 11'lisi kombinasyonunu soruyor. Ben diyorum ki bak şu ikisinin üstü aynı 6 ve 7 diye sıralanmış değil mi? Şu ikisi o zaman ne olacak? Ne diyorduk? Üste 1 ekle yani 18'in altta da büyük olanı yaz. 7'lisi olacak. 18'in 8'lisi 19'un 9'lusu. Şimdi bakın burada da yine aynı şey yok mu? Üstler aynı. O zaman üstün bir fazlasını yaz. 19'un alttakinin de büyük, büyük olanını al. 19'un 8'lisi. Artı 19'un 9'lusu geldi. Bakın yine aynı şey. Üstler aynı. Değil mi? O zaman bir fazlasını yaz. 20'nin alttakinin de büyük olanı. 20'nin 9'lusu. Paydada ne vardı? 20'nin 11'lisi vardı. Peki bizim ne özelliğimiz vardı? Altların toplamı üstte eşitse bunlar birbirine eşittir. Yani siz 20'nin 11'lisi yerine 20'nin 9'lusu yazabiliyordunuz değil mi? Bu ikisi aynı şey. Sadeleşirse cevabınız 1 kalacaktır. Tamam mı? Şimdi hadi bakalım birazcık daha devam edelim. Bu küme olaylarına özellikle devam edelim. Permütasyonda bu tarz soruları çözmüştük. Kombinasyonda ne tarz yorumlar yapacağız? Hep beraber bakalım. Şimdi bir A kümesi var. A, B, C, D, E, F, G kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde D bulunur diyor. Bakın burada sıralama önemli değildi değil mi? Siz 4 elemanlı bir alt küme oluşturacaksınız. O zaman D bulunur diyor ya atın D'yi içine gitsin. Siz şimdi burada küme oluşturacağız ya 3 tane eleman seçeceksiniz arasında. Nereden seçeceksiniz artık bu 3 elemanı? Şu D hariç geriye kalan A, B, C, E, F, G yani 6 taneden seçeceksiniz değil mi? Cevabınız o yüzden 6'nın üçlüsü seçtiğiniz her üçlü için yanına bir D koyarsanız 4 elemanlı ve içinde D olan alt kümeleri bulmuş olursunuz. Cevabınız 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2'den 20 tanesinde D bulunur. Şimdi bize E bulunmazı soruyor. E bulunmazı soruyorsa da ne diyeceksiniz? E bu permütasyondaki mantık aslında. Atın E'yi gitsin hayatınızdan. 4 elemanlı alt kümeler oluşturacaksınız. Artık E yok işin içinde değil mi? O zaman geriye kalan 6 elemandan dörtlüler seçeceksiniz. Kaç farklı dörtlü seçebilirsiniz? Ben mesela bakın burada 6'nın dörtlüsünü hesaplamak yerine 6'nın ikilisini hesaplayacağım. Çünkü daha kolay. 6 çarpı 5 bölü 2'den cevabım 15 olacaktır. A ve F bulunur diyor. Mantığımız aynı. Bulunmasını istiyorsam ben bu 4 elemanlı alt kümede o A ile F'yi atarım oraya. Kafam rahatlar. Sonra A ve F dışında kaç tane elemanım kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane elemandan, bunu 4 elemanlı alt kümeye tamamlamak için 2 tane eleman seçeceğim. Kaç farklı şekilde seçebilirim? 5'in ikilisi yani 5 çarpı 4 bölü 2'den. Cevabım benim ne olacak? 10 olacak. Şimdi B veya G bulunur diyor. Hmm, burada durum şöyle bakın. Bu dört elemanlı kümelerde B veya G bulunur. Yani B bulunur, G bulunmazsa bu bu durumu sağlar, değil mi? B bulunuyor sonuç olarak veya diyor. Ee, ama B bulunmaz, G bulunur da var. Veya ikisi bir arada da bulunur var. Benim şimdi bu üç durumu incelemem lazım ama farkındasınız. Sanki birazcık uzun. Üç durumu da incelemek. Biz bu durumlarda matematikte ne vardır diyoruz. Mutlaka tersine düşünün daha kolaydır diyorduk. Tersi nedir bunun? <laughs> Tüm durumdan istenmeyen durum. Tüm durum ne? 4 elemanlı alt küme oluşturuyorduk değil mi biz? Tüm durumumuz altının dörtlüsü. İstenmeyen durum ne? B ve G'nin ikisi birden bulunmasın değil mi? Bu durumlar dışında kalan tek durum o. Hem B bulunmasın hem G bulunmasın. O zaman ne yapıyorduk? Az önce çözdük. B ve G'yi siliyorsunuz. Geriye 5 eleman kalıyor. Bu 5 taneden 4 elemanlı alt kümeler oluşturacaksınız. 5'in 4'lüsü diye. Şu 6'nın ikilisidir. Eksi bu da 5'in birlisidir. Yani 6 çarpı 5 bölü 2 eksi 5'ten. Burası 15. 5 çıktı. 10 tanesinde B veya G bulunur diyoruz. Başka nasıl yorumumuz var? D bulunsun. G bulunmasın. Artık bu biraz bariz oldu. Ne yapacağız? D'yi kümenin içine atacağız. Değil mi? 4 elemanlı kümeye D'yi attık. G'yi de sileceğiz. D kümenin içinde G'yi de sildin. Geriye 5 tane kaldı. 5 taneden ne seçeceksin? 3 tane. 5'in 3'lüsü olacak cevabın senin. O da 5'in ikilisine eşittir. Yani 5 çarpı 4 bölü 2'den cevabınız 10 olacak. Şimdi bir de ya da bağlacından bahsedelim. B ya da G bulunur. Bakın veya ile ya da arasındaki fark şudur. Veya da B veya G bulunsun diyorsam ikisinden biri olsun bana yeter. Ama ya da da tercih vardır. Yani ya B'yi istiyorum ya G'yi. İkisi bir arada da olmaz. Anlaştık mı? B ya da G bulunur da o zaman siz şunu inceleyeceksiniz. B bulunsun G bulunmasını istiyor bu. Ee, ya da B bulunmasın G bulunsun istiyor. Burada tercih vardır unutmayın. Biriniz gelsin istiyorum. Ben diğerini istemiyorum. İkisi birlikte gelirse o yüzden iptal. Şimdi o zaman B'nin bulunduğu, G'nin bulunmadığı e, uzun uzun hesaplamayacağım. Şuradaki örnekle aynısı. Sadece harfler değişik. O yüzden 10 tane buradan gelecek. Aynı şekilde bu da aynı mantıktan. Bu da 10 tane gelecek. Cevabınız 20 olacak. Burada benim amacım ya dayla veya bağlacı arasındaki bağıntıyı anlatmaktı size. Şimdi geldik kombinasyon problemlerine. Problemlerde biz neler yapacağız, nasıl düşüneceğiz? Ee, dediğimiz gibi bizim bir ekip oluşturacağız. Gerekirse işte bir sınıf oluşturacağız. Ve buradaki tek amacımız bizim o sınıftaki kişiler olacak. Kişilerin kimlikleri olacak. Kişilerin nasıl oturduğu bizim için önemli olmayacak. Seçme olacak yani. Hadi başlayalım. 4 mimar ve 7 mühendis arasından 3 mimar ve 2 mühendisten oluşan 5 ekip kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 4 mimardan 3 mimar seç diyor adam sana. 4'ün 3'lüsü. Seçtiğin bu her üçlü için 7 yanına 7 mühendisten 2 mühendis koy. 7'nin ikilisi. Bakın bunlar birbiriyle ilgili değil mi? Buradaki seçtiğin her mimar için burada yeni bir mühendis seçebileceğin için aradaki işaret çarpma işareti. Tamam. 4'ün 3'üsü 4'ün birlisine eşittir. O da 4. 7'nin ikisi de 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 çarpı 4'ten cevabınız 84 olacaktır. 84 farklı şekilde ekip oluşturabilirim. Bir sonraki soruya bakalım. 5 farklı seçmeli dersten ikisi aynı saatte veriliyor. Tamam 5 tane A, B, C, D, E 5 tane dersim olsun. Bunların ikisi de aynı saatte verilsin. Bu şu demek bu ikisini aynı anda alamıyorsun. Bu 5 dersten ikisini seçmek isteyen öğrenci kaç farklı seçim yapabilir? Şöyle ki sen şimdi 2 ders seçeceksin değil mi? Ben bunu size 2 yoldan göstereceğim. Ee, hangisi kafanıza yatarsa orasını kullanırsınız. Birincisi diyebilirsin ki 3 farklı şey seçeceğim. Birincisi şunlardan bir tanesini alabilirsin. Değil mi? Yani ikinin birlisini seçebilirsin. Yanına kaç tane dersin kaldı seçmen gereken? İki tane de ders seçecektim. Bir tane kaldı değil mi? Şu üçlüden bir tanesini alabilirsin. Üçün birisi. Ya da. Ya da demek. Veya demek. Burada toplam işareti. Bakın ya da yeni bir durum inceliyorsunuz. Bununla bağıntılı değil. Tamam bunu çözdünüz. Bitti. Ya da şöyle bir durum vardı. Baştan sayıyorsunuz yine. O yüzden aradaki işaret toplama. Bunu unutmayın. Tamam ya da direkt o iki taneyi buna bulaşmadan şuradan seçebilirsiniz. Yani 3'ün ikilisi. Buradan 2 çarpı 3 6 artı 3'ün ikilisi de 3'tür. 9 tane seçim yapma hakkınız var. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Farklı bir yol. ikinci yol. Tüm durumdan istenmeyen durum. Tüm durumda 5 tane dersin var. Kaç tane istiyorsun? 2 tanesini istiyorsun. Ancak Hangi ikisini yani buradaki hangi ikiliyi seçemiyorsun aynı anda? A, B'yi değil mi? Bir tane seçimi asla yapamıyorsun. Unutma A, B'yi aynı anda seçemiyorsun. Fark 1 diyorsun o yüzden. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 eksi 1 yani 10 eksi 1'den oradan da cevabınız 9 gelecektir. Tamam. Şimdi bir devam edelim kombinasyon problemlerine. Bir öğrenci girdiği 10 soruluk bir sınavda ilk 4 sorudan en az ikisini cevaplamak şartıyla şartımız ne? İlk 4 sorudan en az ikisini cevapla. O zaman ikisini cevaplayabilirsin, üçünü cevaplayabilirsin, dördünü cevaplayabilirsin, değil mi? 7 soru cevaplayacaksın. Kaç farklı şekilde cevaplanır? O yüzden o zaman şöyle bir şey var. İlk 4 soruya ayrı bir muamele yapacağım. Sonraki 6 soruya farklı bir tarife, tamam? O yüzden diyorum ki bir. İlk 4 sorudan en az ikisini cevaplamak Buradan ikisini cevaplasaydınız. Yanına kaç soru daha seçecektiniz? 7 soru cevaplamanız için 5. O 5 soruyu nereden seçeceksiniz? Geri kalan şu 6 sorudan. Yani çarpı 6'nın 5'lisi. Ya da ilk 4 sorudan 3'ünü cevaplarım. En az ikisini diyor çünkü. Daha fazlasını cevaplayabilirsin. O zaman geriye 4 soru kalır. Onu şu 6 sorudan cevaplarsın. Ya da ilk 4 sorudan 4'ünü de cevaplayabilirsin. Geriye o zaman 3 tane sorun kalıyor. Onu da şuradan cevaplarsın diyoruz. İşte cevabımız bu olacak. Hızlıca istiyorsanız hesaplayalım. 4 çarpı 3 bölü 2'den burası 6. Burası da 6 artı. 4 çarpı 6 çarpı 5. Burası 6'nın ikilisi. 6 çarpı 5 bölü 2 yani 15 artı. 4'ün 4'lüsü 1'dir. 6'nın 3'üsünü yazalım onu. İşlem hatası yapmayalım. Şurası 36 artı 60 gelecek. Şunlar da gitti 20 gelecek. 80 36 daha 116 farklı şekilde bu öğrenci bu soruları seçebilirmiş diyoruz. Şimdi peki yeni bir soruya bakalım hep beraber. Aralarında Kaan ile Ezgi'nin bulunduğu 7 kişi tamam. Biri 4 diğeri 3 kişi olan iki gruba ayrılacaktır. Bir 4 bir de 3 kişilik iki grubumuz var. Ee, Kaan ile Ezgi aynı grupta olmak şartıyla kaç farklı grup oluşturur? Burada bizim şartımız ne? Ona odaklanın. Kaan ile Ezgi aynı yerde olsun. Şimdi önce durumları düşünün. Daha önce permütasyonda söylemiştik, permütasyonda, kombinasyonda, olasılıkta soruları çözmeden, özellikle problemleri çözmeden önce oluşan durumları mutlaka kafanızdan geçirin sonra çözün demiştik. Burada olabilecek durum şu: Kaan ile Ezgi yan yanadır. Ama nerededir? Ya 4 kişilik gruptadır ya da Kaan ile Ezgi yan yanadır ama 2 kişilik gruptadır. Başka bir şart yok değil mi? Şimdi önce 4 kişilik gruba Kaan ile Ezgi'yi alalım. Yanına kaç kişi alacağız biz bunların? 4 kişi olduğu için 2 kişi alacağız. Peki nereden alacağız? Kaan ile Ezgi dışında geriye kalan 5 kişi var. Bu 5 kişiden alacağız. Yani 5'in ikilisini seçiniz. Bakın burayı seçtikten sonra bir daha burayı seçmenize gerek yok. Çünkü buraya aldığınız her ikili için burada geri kalan 3 kişi zaten otomatikman buraya geçecektir. İstiyorsanız 3'ün 3'lüsü değil ama 3'ün 3'lüsü de zaten 1'dir. Gerek yok. Tamam? Aklınızda olsun. Aynı şeyi aşağıda yapacağım. Aşağıda da Kaan ile Ezgi 3 kişilik grupta. O zaman yanlarına 1 kişi alacağım. Kimden alacağım yine onu? Kalan 5 kişiden 1 kişi seçiyorum. 5'in birisi. Burada da dediğimiz gibi geri kalan 4 kişi zaten buraya otomatikman geçecek. Yani siz üste Kaan ile Ezgi 4 kişilik gruptaysa 5'in ikilisi kez tane grup oluşturabilirsiniz. Ya da Kaan Ezgi 3 kişilik gruptadır. O zaman 5'in birlisi kadar grup oluşturabilirsiniz. Bunları hızlıca toplayalım. Cevabınız 15 olacaktır. Anlaştık mı? Şimdi sıradaki soruya bakalım hadi hep beraber. Birbirinden farklı 5 pozitif 4 negatif sayı arasından çarpımları negatif olacak şekilde 4 sayı kaç farklı şekilde seçilebilir? Hmm. Önce durumu düşünüyorum. Elimde 5 tane pozitif 4 tane negatif sayı var. Güzel. 5 pozitif 4 negatif sayı. Çarpımları negatif olacak şekilde 4 tane sayı seçeceğim. Şimdi 4 sayı nasıl çarpımları negatif olabilir? Bir tanesi eksidir bu sayılardan. Diğerleri artıdır. Ya da 3 tanesi eksidir, 1 tanesi artıdır. Doğru mu? Başka bir durum var mı? Yok değil mi? Bakın ne yaptım? Yine önce durumları inceledim. Ya bir tanesi eksidir, diğerleri artıdır. Ya da 3 tanesi eksidir, diğeri artıdır. Bunun dışında herhangi bir durumda zaten sonuç pozitif oluyor. Bu ya da bu diyorum. O zaman önce buradaki duruma bakayım. Bir tane negatif sayı seçeceğim. Kaç tane sayı arasında? 4 tane. 4'ün birlisi. Ama yanına hemen yanına ne seçeceğim? 5 tane pozitiften 3 tane sini seçeceğim. Aynı şekilde ya da 3 tane negatif yanına da bir tane pozitif seçeceğim. Şunu hızlıca hesaplayalım. 4 çarpı 5'in ikilisine eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 40 etti burası. Şurası 4'ün 3'üsü 4. 4 5'in belisi de 5. Burası da 20 etti. Toplamda ne kadar durum oldu bakın. 60 tane durum oldu. Tamam. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. A kümesini vermiş bana 1 2 3 4 5 6 7'nin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında kaçında şurası önemli 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında en az 2 tek sayı bulunur. Ha diyorum ki o zaman ben iki e, türlü iki yerden daha doğrusu eleman alacağım. Tek sayılardan ve çift sayılardan. Öncelikle bu kümedeki tek sayıları bir yere yazayım. 1, 3, 5, 7. Bu birincisi. ikincisi çift sayılar. 2, 4, 6. Bunlarla bu 4 elemanlı kümeyi takviye edeceğim. Diyor ki en az 2 tek sayı bulunur. O zaman durumlarım şöyle. 2 tek sayı, 2 çift sayı bulunmalı. 3 tek sayı, 3 çift sayı... Ya. E, bir çift sayı bulunmalı. Toplamda 4 tane var. Ya da 4 tane tek sayı olmalı. E bunları hesaplaması artık benim için kolay. 2 tek sayı seçeceksin. Kimden? Buradaki 4 elemandan. 4'ün ikilisi. Yanına iki tane çift sayı seçiyorsun şuradan. 3'ün ikilisi. Bunu hızlıca hesaplayalım mı? 4 çarpı 3 bölü 2'den burası 6. Burası 3. 6 kere 3'ten cevabım burası 18. Ee, ya 3 tek sayı seçeceksin şuradan. 4'ün üçlüsü ya da bir tane yanına bir de çift sayı seçeceksin. 3'ün ee, birlisi. Yani 4 kere 3'ten burası 12. Ya da direkt 4 tane tek sayı. Ya da bak yeni bir durum. 4 tane tek sayı yani 4'ün dörtlüsünden. Bu da açık bir şekilde 1. Toplamda peki ne kadar e, küme oluşturabildin? 18, 12 daha, 31 daha, 31 tane e, küme, alt küme oluşturabiliyoruz. Anlaştık mı? Peki, güzel. Hadi bakalım. Şunları da çözelim. İyice bir tekrar etmiş olalım. E, 3 doktor, 4 hemşire ve 2 eczacı arasından 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Tamam, şöyle iyi. 1 Kaç farklı seçim yapılabilir? Bak şart, şurt hiçbir şey yok. 3 doktor, 4 hemşire, 2 eczacı var. Yani toplamda önünde 7 2 daha 9 kişi var. Bundan 3 kişilik bir ekip oluştur diyor. Kaç farklı seçim yapabilirsin diyor. Şart yok. Direkt o zaman cevabınız sizin 9'un üçlüsü olacak. 9'dan geriye doğru 3 tane açtım. 3 çarpı 2 dedim. 12 ile 7'yi çarptım. 84 tane seçim yapabilirim. Her meslek grubundan olacak şekilde kaç farklı seçim? Bak şimdi zaten 3 tane meslek grubum var. Her meslek grubundan olacak şekilde diyor. E 3 kişi seçeceğim. Demek ki her meslek grubundan 1 kişi alacağım. Doktordan 3 doktordan kaç farklı seçim yapabilirim? 3'ün birlisi çarpı 4 hemşireden 4'ün birlisi bir tane hemşire seçeceğim. 2 eczacıdan da bir tane seçeceğim. Yani 3 çarpı 4 çarpı 2'den sizin cevabınız 24 olacaktır. Tamam mı? Son olarak en az bir doktor olmak şartıyla kaç farklı seçim yapılabilir? Bakın arkadaşlar burada yine iki yolu anlatacağım size. Bir diyebilirsiniz ki en az bir doktor olacak değil mi? Yani bu üç kişiden bir tanesi doktor olabilir. Diğer ikisi umurunuzda olmayabilir. Yani bu bir doktoru üç kişiden seçeceksiniz. Geri kalan altı kişiden iki kişiyi seçeceksiniz. Ya da iki doktor deyip geriye kalan bir kişiyi bu altı kişiden seçeceksiniz. Ya da üç doktor deyip artık üç kişiden üç doktoru bir şekilde seçtim diyeceksiniz. Ya da Şöyle bir şey yapabilirsiniz. En az bir doktor. Tüm durumdan istenmeyen durumu da çıkartalım. Hadi bu soruda onu vurgulayalım. Tüm durum ne? Ee, 3 kişi seçmekti değil mi? Kaç farklı seçim yapılabilir? 9 kişiden 3 kişi seçmek. 9'un üçlüsü. Onun cevabını yukarıda bulduk. 84. İstenmeyen durum ne? İstenen en az bir doktor olması demek ki istenmeyen hiç doktorun olmaması. Yani 3 kişilik bir grup oluşturacaksın. Doktor dışındaki kişilerden şu 6 kişiden seçeceksin. 6'nın üçlüsü bu istenmeyen. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2'den cevabınız 20 olacak. O zaman tüm durumdan siz istenmeyen durumu çıkartırsanız 64 tane farklı seçim yapabilirsiniz ki işin içinde mutlaka bir tane doktor vardır. Tamamdır. Şimdi son sorumuza da bugünkü son sorumuza da bakalım. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile a küçüktür, b küçüktür, c olacak şekilde kaç farklı abc 3 basamaklı sayısı yazılabilir? Bu soru güzel bir soru. Ben seviyorum. Çok tatlı bir mantığı var. Şöyle ki adam sana diyor ki abc sayıları yaz diyor. Şimdi bu abc'leri kimden seç diyor. Bu kümenin elemanlarından seç diyor. Örneğin bir tane seçelim. 1, 3, 5. Bunlarla diyor, mesela seçtiğim bu bir seçimden 3 basamaklı sayılar yaz diyor. 135, 315, 513 değil mi? Böyle devam eder. Permütasyondan hatırlayın kaç farklı şekilde yazabiliriz? 3 faktoriyelden 6 tane sayı yazarız değil mi? Diyor ki işte bunları yazdın. Buradan her türlü üçlüyü seçtim. Buradan hepsini yazdın. Ama bunların kaç tanesi küçükten büyüğe doğru sıralanmış şeklindedir basamakları. E, basamaklarındaki sayılar diyor. Bakın dikkatinizi çekerse seçtiğiniz her üçlü için küçükten büyüğe sıralanmış zaten bir tane sayı çıkar. 1, 3, 5. Örneğin burada diğer kalan 5, hiçbiri küçükten büyüğe değildir. Zaten onu sadece bir şekilde yazabilirsiniz. Ha diyorum ki o zaman ben buradan şöyle bir mantık çıkartıyorum. Yahu benim bu kümeden seçeceğim her 3 eleman için sadece bir tane 3 basamaklı benim istediğim koşula yani küçükten büyüğe rakamları küçükten büyüğe sıralanmış bir sayı yazabiliyorum. Demek ki o zaman ben burada kaç tane üçlü seçersem küçükten büyüğe sıralı o kadar farklı sayı yazabilirim diyorum. Yani direkt cevabınız aslında sizin görür görmez bunu altının üçlüsü diyebilirsiniz. Seçtiğiniz her üçlü için bir tane durum yazabiliyorsunuz çünkü. O yüzden cevabınız 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı birden bunlar gidiyor. Cevabınız 20 olacaktır. Evet arkadaşlar kombinasyonun ilk kısmı problemlerde neler düşüneceğimiz veya daha temel sorularını bu videomuzda sizlere anlatmış olduk. Bundan sonraki videomuzda kombinasyonun geometrik yorumunu anlattıktan sonra birlikte soru çözümü de yapacağız. Mutlaka buradaki soruları tekrar edin ve varsa elinizde hala çözmediğiniz kitaplarınız veya testleriniz varsa en temel kısmı mutlaka çözün problemler kısmını çözün. Ee, bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.